Spartaküs'ün herhangi bir özelliği yok. Sadece içerisinde dünya kadar pasif konusu geçtiği için buraya aldım arkadaşlar. Bir örnek ararken Google'dan baktım, bir sürü arka arkaya pasif var. Bir metin parçası olarak alayım dedim. Hepsi o kadar. Spartaküs, meşhur Romalı, slave, köle ve gladiatör. İsa'dan önce, milattan önce 71 yılında ölmüş. Romalı, köle ve gladiatör. And leader of a famous slave revolt. Meşhur, famous, meşhur, leader, lider. Köle nesi? İsyan, ayaklanma. O zaman meşhur bir köle ayaklanmasının lideri. Metin çözümlemesinde vurgulayacağım ama şuradaki E, Türkçe'de arkadaşlar ismi tanımladığı için meşhur bir köle isyanı diyoruz. Normalde İngilizce'de sıfattan önce geliyor. Yani bir meşhur köle isyanı demiyoruz Türkçe'de. Değil mi? Dolayısıyla birebir yerini takip etmiyoruz. Anlamı takip ediyoruz. Dolayısıyla bunu Türkçe'ye çevirirken meşhur bir diye çevireceğiz. Meşhur bir köle isyanının lideri. He has become a modern day inspirational figure. He, Spartacus, has become, haline gelmiştir. Ne haline gelmiştir? A modern day inspirational figure. Modern day, günümüz, modern zamanlar. Günümüzün bir ilham veren bir figürü, şahsı haline gelmiştir. Figür, rakam anlamına da geliyor. İşte şahıs anlamına geliyor, burada olduğu gibi. Bir de malum işte erkek, kadın vesaire vücudu anlamına da geliyor. Little is known of the early years of Spartacus. Spartacus'un erken yılları, yani yaşamının ilk yılları, of burada konusunda, hakkında demek. Normalde ninnan, değil mi? Evin çatısı, arabanın boyası vesaire dediğimiz zaman ninnan doğru. Ama bu şekilde kullanıldığında about gibidir bu. Spartacus'un ilk yılları hakkında little, az, az miktarda şey bilinir, bilinmektedir. Şuradaki to be fiili artı verb 3. Hemen birinci paragrafta, birinci satırda pasifimiz var. Spartacus'un ilk yılları hakkında konusunda az şey bilinir, bilinmektedir. Hayır, bunun anlamı, öznemiz şu, az şey bilinmektedir. Ne hakkında? Onun ilk yaşamı hakkında. Sizin söylediğinizi söylemek de mümkün. Kesinlikle aynı kapıya çıkardı. Ama bu cümlenin anlamı şu hakkında az şey bilinmektedir. He is thought to have been born in Thrace. Modern day Balkan region. Şunun, bakın şurası pasif ve şurası da pasif. Tabii I was born yapısı normalde pasif anlamının ötesine geçtik. Direkt olarak doğdum diyoruz, değil mi? Bu da aslında ilginç. Pasivlerin tuhaf kullanılanlardan bir tanesi. İşte X yılında doğdum diyoruz, değil mi? Normalde aslında bu pasif yapıdır. Yani şu aslında doğruldum demek. Hakikaten siz doğmuyorsunuz. Ananız sizi doğuruyor. Dolayısıyla siz doğruluyorsunuz. Siz derken ben de tabii. Dolayısıyla aslında bu doğruldum demek. Yani annem beni doğurdu, işte neydi o şarkı? Bu ellere yolladı. Orada onu o şekilde söyleyebilirdik. Annem beni doğurdu. Ama ben doğdum ifadesi İngilizce ben doğruldum şeklinde söyleniyor. Ama bakın bu anlamın ötesine geçtik. Bu pasif yapıyı atlıyoruz. Evet, burası da ne demiştik? Have been gördüğümüz her yerde. Miş durumda, miş vaziyette. Dolayısıyla bunu da doğmuş olduğu zannedilmekte, düşünülmekte. Şurası is thought, to think fiili, düşünmek, sanmak, sanılmakta. Şuradaki he, bunu da pasiflerde vurgulamıştım. Normal başlıyoruz özneye, he, ondan sonra is thought, düşünülür. O düşünülür mü deriz Türkçe'de? Hayır. Onun bir şey yaptığı düşünülür veya sanılır veya sanılmaktadır. İşte şuradaki özneye ilavede bulunuyoruz, ilave yapıyoruz. Onun düşünülmektedir, Trakya'da doğmuş olduğu. Thrace, Trakya demek. Modern, yani yine günümüz Balkan bölgesi. Aslında yine ilgimi çekti. Şöyle bir karıştırdım. Bulgaristan'da bir yerde doğduğu söyleniyor. Evet. Ve it has been suggested he was in the Roman army. Yine şuradaki it ve şurada that yapısı düşmüş durumda. Bunu da yine metin çözümlemesinde çok göreceğiz. Bu it'i an, that'i hazırla yapısı. Şuradaki it ne? Şu. Şunun şöyle olduğu suggest edilmiştir.
Suggest normalde önermek, teklif etmek ama ileri sürülmek anlamı da var. İleri sürmek daha doğrusu, dile getirmek anlamı var. Pasif yapısı ileri sürülmüş durumdadır, iddia edilmiştir. Ne olduğu, işte şuradaki it nedir iddia edilen, ileri sürülen şey? Şu cümle, he was in the Roman army. Roma ordusunda olduğu ileri sürülmüştür. Hani köle ve gladyatör diyoruz ya, demek ki sadece hem köle olmasının yanında hem de gladyatör olmasının yanında demek ki aynı zamanda orduda da görev yapıyormuş. He was sold into slavery. Demek ki ilk önce Roma ordusunda, ondan sonra he was sold into slavery. Köleliğe satıldı. Yani köle halinde satıldı. Ve trained at the gladiatorial school in Capua, north of Naples. Naples, Napoli. Napoli'nin kuzeyindeki Capua'da bir gladiatör okulunda, buradaki train şuradaki was'a bağlı. Dolayısıyla yine was trained, eğitildi. Train, eğitim, eğitmek. Daha doğrusu training olursa eğitim. Antrenör vesaire buradan geliyor. Evet. Yani eğer burayı aktif olarak düşünseydiniz, train, eğitmek demektir. Dolayısıyla eğitti demeniz gerekirdi. Ama burada eğitildi. Dolayısıyla anlamlı olabilmesi için vaza bağlamamız gerekiyor. Spartacus escaped in 73 BC and took refuge on nearby Mount Vesuvius, where large numbers of other escaped slaves joined him. Burada iki escape'i vurguladım arkadaşlar. Bunun sebebi de, burada normal bir simple past tense var. To escape, kaçmak demek. Hapisten kaçmak, tutulduğunuz yerden kaçmak. İşte nedir? Havanın lastikten kaçması, o da escape'tir. İnsanın sorunlarından kaçması, escape'tir. Normal bir simple past tense. Spartacus kaçtı. 73 yılında, hani köleliğe satılmıştı ya. 73 yılında kaçtı ve took refuge. Take refuge diye bir fiil var arkadaşlar. Geçen dersimizde refuge, refugee geçmişti. Neydi? Çok güzel. Sığınma hakkı, sığınmacı vesaire. Take refuge de sığınmak demek. Fiil olarak şu take fiili. Take, took, taken değil mi? Şu şekilde take refuge. İkisi birlikte sığındı. Nerede? Nereye sığındı? Nearby Mount Vesuvius. Vesuvius. Nearby yakınlardaki. Vesuv Dağı, şu patlayan meşhur dağ var ya, Pompei vesaire. Vesuv Dağı'nın yakınlarında, yakınlarına sığındı. Where, ki orada, yani nerede? Şu dağın yakınlarında. Large numbers other escaped slaves joined him. Şu join'e kadar öznemiz. Large numbers, büyük sayıda ne? Diğer escaped slaves. Slave'in köle olduğunu söylemiştik. Buradaki escape ne anlama geldi şimdi? Heh, sıfat halini kazandı ve kaçan köleler. Diğer kaçan köleler. O zaman şununla birlikte ne demiştik bu Vesuv Dağı'na? Ki orada büyük miktarlarda diğer kaçan köleler joined him. Ona katıldılar. Bunu Türkçe'ye çevirirken arkadaşlar, diğer kaçan kölelerin, çok sayıda kölenin veyahut da ona katıldığı yer olan, veri o şekilde bağlayacağız, yer olan şu dağın yakınlarında, yakınlarına sığındı. Their insurrection came to be known as the Third Servile War or the Gladiators' War. Bunların insurrection, ayaklanma, başkaldırma, isyan, bunların başkaldırısı, isyanı came to be known as. Şuradaki come to yapısı, bu da karşımıza çıkacak. Daha sonradan şu hale gelmek demek. Normal come, bildiğiniz gelmek. Come to şeklinde kullandığınız zaman, işte eve geldim, gerçi evde kullanmıyor da, okula geldim, İstanbul'a geldim vesaire. To ea, ye anlamında kullanılıyor. Fakat come to arkasından bir fiil gelirse, daha sonra öyle olmak anlamına geliyor. Şimdilik kafanızı çok takmayın. Buradaki pasif bizi ilgilendiriyor. As ile birlikte şuradan geleyim arkadaşlar. Üçüncü, servile, kölelikle alakalı işte köle vesaire. Biz bunu üçüncü köle savaşı diyelim. Veyahut da gladyatörler savaşı olarak bilinir hale geldi. Buradaki know, bilmek, bilinmek. Daha sonradan bilinir hale geldi. Onların ayaklanması
üçüncü köle savaşı veya gladiatörler savaşı olarak bilinir hale geldi sonradan. Leading his army of runaway slaves, which has been estimated to have reached 100,000 men, Spartacus defeated a series of Roman attacks using tactics which could now be called guerrilla warfare. Cümleye şu şekilde bir gerund veya ing yapısıyla başlarsa arkadaşlar sizi özneye hazırlıyor demektir. Şuraya kadar şunu 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 yapan Spartacus diyeceğiz. Yine metinlere çok karşımıza çıkacak. Çok kafanızı takmayın. Runaway, kaçak. Film vardı böyle. Julia Roberts'ın oynadığı Kaçak Gelin. Ana, niye bağlanmıyor? Evet. Kaçak kölelerden oluşan ordusunu yöneten veya yöneterek ki bu ordu da has been estimated to have reached 100 bin erkek yani 100 bin kişiye have artı verb 3 ulaşmış olduğu hesaplanan tahmin edilen edilmiş olan. Bakın buradaki ifade pasif geçmiş zaman ve ondan sonra bir geçmiş zaman daha var. Tabii ta milattan öncesinden bahsediyoruz. Bunları da bilmiyoruz, tahmin ediyoruz. Öyleyse 100 bin kişiye ulaşmış olduğu tahmin edilmiş olan kaçak ordularından oluşan ordusunu, kaçak kölelerden oluşan ordusuna liderlik eden, önderlik eden Spartacus veyahut da ederekten, o da olur, Spartacus defeated. To defeat, yenmek, yenilgiye uğratmak. A series of Roman attacks. A series of, bir dizi. Bir dizi Roma. Romalı saldırısını yendi. Romalı saldırısını yenmek ne demek? Yenilgiye uğratmak. Yani ordusunu yendi. Using, kullanaraktan. Neyi kullanaraktan? Şöyle şöyle olan taktikleri kullanaraktan. Şuradaki isimden sonra gelen which yapısı. Daha anlatmadım. Adjective clause dediğimiz 2-3 konu sonra anlatacağız. Hangi taktikleri kullanmış? Now, şimdi günümüzde gerilla savaşı isimlendirebilecek olan veyahut da isimlendirilecek olan taktikler kullanaraktan. Şuradaki would'la birlikte would be called. Eğer şimdi biz buna isim verecek olsak gerilla savaşı diyeceğimiz, öyle isimlendireceğimiz taktikler kullanarak bir dizi Roma saldırısını işte yendi. Roma ordusu, ne diyelim, askerlerini yendi. Şunu 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 yapan Spartacus. Allah Allah. Geldi mi bunun acaba? In 72 BC, milattan önce 72 yılında Spartacus ve ordusu march north. Evet, Gaul'a doğru march etti. Bayağı Türkçe'de march ederek gitti. Gaul dediği yer neresi? The Roman term, Romalı terimi. Term, dönem anlamı da var. Burada olduğu gibi terim anlamı da var. Evet. Fransa, Low Countries, düşük ülkeler. Ne demek düşük ülkeler? Yüksek olmayan, yani arazisi düz olan ovalık yerler demek. Aslında böyle Netherlands, neresi Netherlands? Hollanda. Hollanda'nın, evet değil mi? Bazı kısımları deniz seviyesinin hala altında. Onu önlemek için hatta dünya kadar bentler yapıyorlar vesaire. Adı, yani memleketin adı alçak alanlar. Netherlands'ı düşündüğünüz zaman. Efendim. Ama sadece Hollanda değil. Hollanda, Belçika, Lüksemburg gibi ülkelerin olduğu bölgenin tamamına birden Low Countries deniyormuş. İşte Fransa bu Low Countries bölgesi ve Kuzey İtalya'yı kapsayan bir bölge için kullanılan Romalı terim olan Gaul'a doğru veya buranın kuzeyine doğru march etti. Marş ordusuyla yürüdü Spartacus ve ordusu. They fought off a series of attacks from Roman forces. Romalı kuvvetlerinden gelen bir dizi saldırıyı fight off ettiler. Fought off, püskürtmek, yenmek demektir. Mesela insan bir hastalığı yenebilir. Efendim, burada olduğu gibi bir ordu başka bir orduyu püskürtüp yenebilir. Fakat daha sonra da turned south, güneye döndüler.
By the end of 72 BC, milattan 72 yılının sonlarına gelindiğinde they were camped at Rhenium, now Reggio di Calabria. Rhenium isimli bölgede, şimdi şu isim verilen bölgede veya mekanda kamp ettiler. Normalde kamp, bildiğiniz piknik kampı veyahut da işte askeri kamp, hem isimdir hem fiildir, kamp kurmak. Mesela we will camp here tonight dediğiniz zaman bu gece burada kamp kuracağız demektir. Ama pasif olarak kullanılması özel bir kullanım. Dikkatinizi sadece çektim. Hani kamplandırıldılar falan diye zorlamayın. Değil mi? Bu ifadeleri görüyorsunuz. Bir şey size tuhaf geliyorsa onun etrafından dolaşın. Yani daha biliyorum daha ikinci haftamız bu konulara henüz girmedik. Ama dikkat ederseniz verdiğim örneklerden hep böyle birazcık esnek davranmanız gerektiği ortaya çıkıyor. İlla bir anlamını biliyorsunuz. Kamp, kamp kurmak doğru. Ama pasifmiş gibi çıktığı zaman kamp kurduruldular veya kamp kuruldular falan böyle bir şey yok yani Türkçe'de de yok. Öyleyse bu kamp kurdular. Probably intending to go on to Sicily. Muhtemelen Sicilya'ya gitmeyi niyetlenerekten, niyetinde olaraktan burada kamp kurdular. The administration in Rome now began to take the threat from Spartacus seriously. Şuradaki take something veya somebody seriously. Bunun da konumuzla aslında veya pasif konusuyla alakası yok ama ileride çok karşımıza çıkacak. Sadece bir örnek olarak dikkatinizi çekmesi için koydum buraya. Take somebody something seriously. Birisini veyahut da bir şeyi ciddiye almak. Bakın take burada, seriously burada. Ben şu aradaki somebody veya something, birisi veya bir şey dediğim kısmı bir satır, bir buçuk satır uzatmış olsam bile bu fark etmeyecekti. Dolayısıyla bu yapıyı görebilmeniz lazım. Take seriously. Roma'daki yönetim now şimdi began to take the threat from Spartacus seriously. Began başladı. Ne yapmaya başladı? Spartacus'tan gelen tehdidi ciddiye almaya başladı. Ve the Roman politician and general Marcus Licinius Crassus, Romalı politikacı ve general, bayağı Türkçedeki general ama aynı zamanda genel anlamı da vardır, general. The general rule is that, işte genel kural şudur ki falan diye. Ama burada general aynı okunuyor, sadece bildiğiniz Türkçedeki general. Romalı politikacı ve general, işte şu vatandaş, led an army south, bir orduyu güneye led etti, lead. Leader buradan geliyor arkadaşlar. To lead, önderlik etmek, önüne düşüp götürmek. Efendim, leader dediğim gibi buradan geliyor. Evet. Güneye bir ordu, hani ne diyeceğiz buna, götürdü. The slaves managed to break through the fortifications that Crassus had built to trap them. Köleler manage to, bu ifade özel bir şeydir arkadaşlar. Manage, normalde manager, müdür demek, yönetici demek. To manage de yönetmek demek. Ama manage to arkasından bir fiil geldiği zaman özel bir anlam kazanıyor. Becermek, başarmak demektir. Breakthrough, yarmak, aşmak. Normalde break, kırmak demektir. Hani işte tarihi kitap sever misiniz, tarih sever misiniz bilmiyorum. İşte Gazi Osman Paşa kaleyi etrafını çevirmiş olan Rus ordusunu yarıp geçti falan diye anlatırken oradaki breakthrough'dur işte. Ama aynı zamanda breakthrough bitişik yazıldığında önemli ve büyük bir buluş anlamı da vardır. Köleler manage to, becerdiler, başardılar ne yapmayı? Yarmayı, yarıp geçmeyi. Neyi? The fortifications. Fortification, istihkam, işte kale veyahut da neyse bu savunmak için yapılan binalar nasıl istihkam, nasıl efendim mukavemetli yerler bunlar. Crassus had built to trap them. Onları tuzağa düşürmek için Crassus'un inşa etmiş olduğu istihkamları yarıp geçmeyi başardılar. Uzunca bir cümle, ağır bir cümle. Hepsini takip edemediyseniz önemli değil. Bizim konumuz şimdilik bu değil çünkü. Fortification için mi? Bu kuşatma değil, hayır.
Efendim. Şu Crassus general bu köleleri tuzağa düşürmek için özel bir yer hazırlıyor. Fakat bu adamlar, yani köleler, onları tuzağa düşürmek için bu inşa edilmiş olan işte istihkamları kırmayı başarıyorlar. Fakat were pursued to Lusania veyahut da Lucania where the rebel army was destroyed. Fakat were pursued, şurada but'tan sonra herhangi bir özne yok. Demek ki o zaman ilk özneye gideceğiz. Bir de burası were olduğuna göre çoğul olacak. O zaman demek ki bunun asıl öznesi köleler. Köleler were pursued. Lucania'ya veya Lusania'ya kadar pursue edildiler. Kovalandılar, takip edildiler. Pursue geçen dersimizde de geçmişti. Polisin kaçan hırsızları kovalaması, özellikle arabayla falan. Veyahut da bir insanın rüyasının işte peşinden gitmesi, hayallerini kovalaması pursue'dur. Veya yine söylemiş olmam lazım, bir işte erkeğin bir kızı peşinden gitmesi, takip etmesi sapıkça bir şekilde değil de. Evet. Lusania'ya kadar peşlerinden gidildi. Yani onları takip ettiler. Where ki orada the rebel army, isyankar ordu, asi ordu was destroyed. Destroy, mahvetmek, yok etmek. Yok edildi. Bu asi ordunun, isyan eden ordunun yok edildiği yer olan, şurası bakın yer olan Lusania'ya kadar izlendiler. Demek ki Crassus ilk önce bunları tuzağa düşürdü. Fakat köleler kurtulmayı başardılar. Ama ta Lusania'ya kadar peşlerinden gidildi bu kölelerin ve orada da yok edildiler. Spartacus is thought to have been killed in the battle. Battle, savaş, mücadele. Savaşın içindeki aslında çarpışmalara battle denir daha çok. War, savaştır. Battle, o savaşlar içerisindeki çarpışmalar. Çarpışmada Spartacus'un, yine ilave yapıyoruz, is thought, düşünülmekte, sanılmakta ne olduğu, to have been killed, öldürülmüş olduğu sanılmakta veya sanılıyor. Spartacus'un savaşta öldürülmüş olduğu sanılıyor. Around 6,000 of his followers who escaped were hunted down and crucified. Onun izleyicilerinin yaklaşık veya civarın 6,000 civarında ki bunlar escaped. Dolayısıyla kaçan takipçilerinden 6,000 kadarı were hunted down, avlandılar. Hunt down diyorsa peşini, izini sürüp yakalayıp avlamak ve crucified. Çarmıha gerildi. To crucify, F'den sonra Y harfi vardı fiil olarak, çarmıha germek. Thousands of others were killed by the army of the Roman general Pompey. Thousands of others. Burada normalde takip edip of'u ortaya alıp yapacak olsanız diğerlerinin binleri gibi tuhaf bir şey ortaya çıkacak. Dolayısıyla ne diyeceğiz bunu yaparken? Binlerce başkası, binlerce diğerleri were killed, öldürüldü. Kim tarafından? By the army of Roman general Pompey. Romalı general Pompey'in ordusu tarafından öldürüldü binlerce diğerleri. Who, ki bu Pompey'de, then, daha sonra claimed, normalde iddia etmek demek. Burada da claim the credit diyorsanız arkadaşlar, krediyi üstlendi. Hangi kredi? For suppressing the rebellion. Rebellion, şuradaki rebel'den, isyanı suppress etme, baskılama, bastırma, susturmanın kredisini daha sonra üstlenen Pompey'in ordusu tarafından öldürüldü. Evet. Gördüğünüz gibi oldukça hani tırnak içerisinde ilginç yapılar var. Daha önce karşılaşmamış arkadaşlar için tuhaf, zor, karmaşık gibi olan ifadeler var. Ama neyi nereye nasıl bağlayacağınızı görebilirseniz bunlar hiç zor değil. Yani çok değil. Metin çözümlemesine geçtiğimiz ilk bir buçuk ayda falan bunları siz de görür hale geleceksiniz. Evet, sorunuz var mı?